TÜBİTAK 2237 proje eğitim etkinlikleri destekleme programı tarafından desteklenen yenilikçi ve uygulanabilir projeler hazırlama ve sürdürülebilir Ar-Ge farkındalığı eğitimi açılış bölümüne hoş geldiniz. TÜBİTAK projeleri biliyorsunuz bilim dünyasında özellikle Türkiye'mizde çok önemli yeri olan projeler. Bizim de akademik hayatımızda çok yeri olan projeler. Bu yüzden dolayı biz de Harun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak bu projelerde daha iyi olabilmenin yollarını şu an arıyoruz. Proje işi arkadaşlar bir tutku. Yani bir virüs, bir insanın vücuduna eğer o virüs girerse her şeyden bir insan proje yapabilir duruma gelir. Bu TÜBİTAK olur, bu Santez olur veya diğer proje, AB projeleri olabilir. O noktada yani yeter ki o virüs bize girsin. Konuşmalarından dolayı Sayın Dekan Hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Stratejilerimiz bazen çok güzel fikirlerimiz var. Fikirlerimizi hayata dönüştürürken problemlerimiz var. Bunlardan birisi de bu proje kavramı. Şimdi hocalarımızda şöyle bir çekingenlik var projeye karşı. Şimdi ya proje, ya proje kim, ben kim? A grubu. B grubu her şeyden proje yazılır. C, bir şey de karala, TÜBİTAK'taki adamlarımızı da ayarlayalım, bize otomatik proje gelecek zaten. Bir de şu anda iş yerleşmiş bizde. Şimdi çocukluğumda gördüğüm bir hatırayı anlatayım. İşte o zamanlar kamyon seyahati olurdu, pek otobüsler gelmezdi. Günde bir otobüs arkası, kamyona gideceksiniz. Yarı yolda bozuldu kamyon. Şoför tuttu, o zamanki şoförler tamirci aynı zamanda. Uğraştı. Arkasında işte bir bazı cümlelerden sonra vay yavru vay ya, işte şu vidayı şöyle yapmış filan. Şimdi ya teknoloji yavruluğu çok kurun ama mantık olarak şöyle bir şeyin ürünü. Ya bir işi yapıyorsak yavru yapar, kamerada yavru yapar, o da yapar filan mantığın ürünü yani. Bu şeyin ürünü değil yani, oradaki vidanın yeri teknolojinin bir ürünü yani onu. Yani bakış açısı bu. Bu bakış açısı hocalarımıza da kısmı yansımış. Arada bir böyle İngilizceye geçip bana bir tavsiyede bulunurdu. O